gerçekleşti. Yaralılar da hastaneye sevk edildi. Ne söylersiniz bu kazaya ilişkin? Çok teşekkürler. Hepimize geçmiş olsun. Ölenlere rahmet, kalanlara da şifa diliyorum, yaralılara. Tabii bir afet durumuyla karşı karşıyayız. Burada da afet tıbbının gerekleri yerine getiriliyor ilk aşamada, kurtarma aşamasında. Burada tabii ki bütün müdahalelerin ilk kuralı güvenliğin sağlanması. Yani kurtarma yapan ekibin kendilerinin de güvenliğe dikkat etmesi gerekiyor. İkincisi de hastaların tabii ki zor şartlarda bir travma vakası bu. Transferlerini düzgün yapılması lazım ki buna da dikkat edildiğini görüyoruz. Bundan sonra aciliyet durumuna göre vakalar sınıflandırılır. İşte en acil olanlar kırmızı, daha sonra sarı, yeşil gibi. Şimdi burada bir üç problem karşımıza çıkıyor. Onlar travmaya bağlı olabilecek yaralanmalar, yanıkla ilgili olabilecek yaralanmalar ve hava yoluyla ilgili olabilecek yaralanmalar. Bu durumlar zaten hava yolu koruması ilk olaydan, ilk anından itibaren, yani yaralı çıkardıktan itibaren yapılması gereken müdahale, bunlar yapılıyor. Daha sonra acil servislerde yaralanmaların boyutu incelenecek. İşte bir iç kanaması var mı? Kırıklar ne durumda? Kafa travması var mı? Yanıklara gerekli müdahaleler yapılacak. Dediğim gibi hava yolunu ilk olay anından itibaren güvenliğini sağladıktan sonra acil servislerde bunların triyajı ve önceliklenme durumuna göre müdahaleleri planlanacaktır. Burada bizim güvenlik çemberi dediğimiz bir olay var. Hem hastayı ilk başta kurtardığımızda hem de acil serviste hem hava yolunu hem damar yolunu güvenlik altına alıyoruz. Daha sonraki tetkiklere göre de işte bir cerrahi müdahale gerekiyor mu? Öncelik hangisinde? Kafa travması var mı? Batın içi bir kanama var mı? Yanıkların derecesi ne durumda? Nasıl müdahale edilmesi gerekiyor? Bütün bunlar kapsamlı bir sağlık hizmetiyle orada organize edilmiştir. Sahra Hastanesi de kuruldu. İlk müdahaleler, bahsettiğim ilk müdahaleleri yapmak için. Orada hani arz talep dengesine göre eğer fazla yaralı olsa ve imkanlar o anda yetersiz olsa mutlaka transfer işlemleri de gerekecek. Bunun için helikopter, ambulanslar dahil ambulanslar bölgeye sevk edilmiş durumda. Dolayısıyla tabii ki güvenlik tedbirlerinden sonra yapılacak en önemli şey sağlık tedbirleri. Bunlar da alınmış durumda görünüyor. En azından kazazedelerin kurtulması açısından. Sayın Caner, bir araya gireyim. Önemli bir bilgi var. Üzücü bilgi. Can kaybı maalesef arttı. Bakan Fahrettin Koca Twitter'dan paylaştı bu bilgiyi. 22'ye yükseldi maalesef. Tweet'in tamamı şu şekilde. Bartın'da bir maden ocağında meydana gelen patlamada 22 vatandaşımızı kaybettik. Her birine Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz ifadesini kullanıyor. Maalesef Sayın Cander 22'ye yükseldi can kaybı sayısı. Şimdi 49 işçi riskli bölgede deniyordu. Bunlar için tabii akla ilk gelen oksijen, daha doğrusu işçiler hayattaysa süre yeterli olacak mı? Siz ne dersiniz bir acil tıp uzmanı olarak? Şöyle, travma alanının durumuna bağlı. Tabii burada biliyorsunuz özellikle Soma faciasından sonra biraz daha fazla tedbirler alındı. Özellikle yaşam odaları ve oksijen kapasiteleri oluşturuldu. Yani eğer oralara ulaşma imkanları olursa, ki onların belli aralıklarla olması gerekiyor, bu şekilde oksijen tedariki sağlanabiliyor. Bunun eğitimleri mutlaka yapılmıştır, biliniyordur. Ama tabii ki ilk anda travmanın şiddetiyle maruz kalınan durum söz konusu. Yani orada eğer bu ulaşımı sağlayamayacak kadar bir travmaya maruz kalındıysa, o bölgede şartlar tabii bunu zorlayacaktır. Dolayısıyla travmanın şiddeti burada belirleyici bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Umarım ki bu yaşam odalarına ulaşma veya işte oksijen tedarikinin sağlanması gibi müdahaleyi bize zaman kazandıracak şekilde, vakit kazandıracak imkanlar oluştuğunu umuyoruz. Yoksa tabii ki bu tablo pek iyi görünmüyor. Ölü sayısının böyle hızlı, vefat edenlerin bu kadar hızlı artması travmanın çok şiddetli olabileceğini düşündürüyor. Olduğu yerde mutlaka yani olay anında, olay yanında insanların vefat ettiğini düşündüren sonuçlar var. Bu da travmanın şiddetine biraz götürüyor bizi. Yani travma, şiddetli bir travma, olay anında kaybedilen vakalar fazla maalesef.
Oksijen maskesinin belli bir süresi var elbette. Yapılan yorumlar da bu yönde ama havalandırma tertibatının çalışması süreyi ne derece uzatır? Yani tabii işler uygun bir şekilde giderse 36 saate kadar yaşam odalarında kalabilecekleri şekilde dizaynlar edildiğini tahmin ediyorum. Öyle uluslararası standartlar. Ama işte tabii ki travmaya direkt maruz kalmayıp oraya ulaşma şansı olanlar için bunlar geçerli. Yani göçük yerinde değil de mesela başka bir yerde olup oraya ulaşma şansı bunu sağlar. Ama göçük alanında direkt travmaya maruz kalanların oraya ulaşımların biraz daha sıkıntılı bir süreç. Eğer yaşam odalarına ulaşma şansı olursa tabii ki orada oksijen tedariki sağlanabilir ve süre uzayabilir. Dediğim gibi bunlar 36 saate kadar oksijen yeterli olacak şekilde planlanmışlardır. Ama şu anda onların durumunu bilmek mümkün değil. Belki yaralılardan bu konuda daha net, hani olayın yeri neresi, kendileri nerede maruz kaldılar, bu anlaşılabilir. Peki. Profesör Doktor Sayın Başar Cander, çok teşekkürler aktardığınız bilgiler için, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederiz.